İnsan tüm canlılar aleminde gerçekten zor üreyen bir canlı türü. Mesela normal sağlıklı bir erkek, sağlıklı bir kadın aylık üreme şansı %25'tir. Tüp bebekte biz bunu %60'lara kadar çekiyoruz. Yani doğanın esasında üstünde bir başarıdır tüp bebeğin başarısı. Nasıl yapıyoruz? İşte en iyi yumurtayı seçiyoruz, en hareketli spermi alıyoruz, birleştiriyoruz, 3 gün bakıyoruz hangisi en iyisi, onu alıyoruz. Bir yarış var aslında burada, evet, değil mi? Bir güzellik yarışması gibi. Doğada bir yarış var, mutlaka var. Ve işte rahmin içine veriyoruz, verdiğimiz noktayı ultrasonla kontrol ediyoruz, dışarıdan hormonlarla sanki gebeymişçesine bir hava yaratmaya çalışıyoruz. O sayede de zaten %60'a geliyor. Dolayısıyla tüp bebeğin başarısız olması esasında normal. Ama tabii ki her hasta başarısızlıkta karşımıza oturuyor ve bize şunu soruyor. Neden olmadı? Çünkü hasta açısından baktığımızda çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü yumurtaları var, toplanmış, işte sperm var, döllenmiş, en iyi geliştiğine inandığımız embriyo yerleştirmiş. Bir sürede tedavi uygulamış öncesinde. Neden olmasın ki? Neden olmasın? Yani ama esasında bütün bunlar gerçekleştiği andaki en yüksek şansımız %60. Peki neden olmuyor? Hani biz de soralım o soruyu o zaman. Neden olmasının sebebi şu. Embriyoyla, yani döllenmiş yumurtayla anne rahmi arasında bir iletişim var. Bu iletişimi 40 yıldır çözebilmiş değiliz, dünyada çözen kimse orada yok. Orada takdir-i ilahi devreye orada, giriyor galiba. Evet, şu an için biyolojide, Allah'ta her ne dersen de. Ama o iletişimde bir bozukluk olduğunda maalesef o embriyo yerleşmiyor. Ha bundan belki 10 sene sonra siz yine bu programı gayet güzel yaptığınızda, ben de bu programa konuk olduğumda bambaşka şeyler anlatabilirim. Belki o zaman %100 gebelik şansı vereceğimiz hastalar, en azından bir grup hasta olacaktır. Ama şu anda dediğim gibi henüz bilmediğimiz noktalar var. O embriyo, yani döllenmiş yumurtayla rahim arasındaki ilişki. Evet. Ama yine de muazzam bir gelişmenin sonucunu yaşıyoruz biz. Muhteşem. Değil mi?